Dinlemek çok önemli bir özellik sevgili arkadaşlar. Dinlemek bir sanattır. Biz de dinlemeyi seviyoruz programlarımıza katılan kişilerde veya tanıdığımız kişilerde hani karşılaştığımızda onlara böyle kulak veriyoruz. Genellikle insanlar şikayet ederler. İşte ben normalde çalışıyorum, uğraşıyorum, çaba gösteriyorum ama hedefime ulaşamıyorum. Çünkü bana haksızlık yapılıyor. Çünkü emeğimi çalıyorlar. Çünkü komşum şöyle kötü. Çünkü benim müşteriler böyle kötü. Çünkü benim patronum bana haksızlık yapıyor veya benim ortağım bana haksızlık yaptı. Biraz dinlediğim zaman, tabii dinlemek bir sanattır, şu ortaya çıkıyor. İnsanlar iki çeşittir. Bir omurgalı insanlar, bir de omurgasız insanlar. Omurgalı insanlar nedir? Omurgalı insanlar aldığı kararın arkasında duran insanlar. İnat edenler, duruşu sabit olan insanlar, kararlı insanlar, inandığı davadan vazgeçmeyenler, inandığı projeden vazgeçmeyenler. Bunlar omurgalı. Bunlar ailesine inanıyorsa gerçekten aile huzurunu sürdürebilmek için elinden geldiği kadar çaba gösteren insanlar. Bir de omurgasız insanlar var. Omurgasız insanlar yanar döner, hızlı kararından vazgeçenler. Başta inanıyordu projesine, çok güzel bir fikri vardı veya davası vardı. Sonra birisinden etkilendi, sokakta birisini dinledi, hemen vazgeçti. Hemen sattı davasını veya projesinden, çok güzel bir iş projesinden hemen vazgeçti. İşte iki çeşit insan bu sevgili arkadaşlar. Omurgalı ve omurgasız. Halk tabiriyle tabii. Peki omurgasız insanlar başarıyı hak ediyor mu? Omurgalı olana kadar hak etmiyorlar. Çünkü şöyle düşünün. Onlar çabuk gaza geliyor ve çabuk gaza getiriyorlar omurgasız insanlar. Yanına birkaç kişiyi alıyor. Kendisi 250 kilometreye kadar hıza çıkıyor aracıyla. Basıyor gaza. Yani gaz almayı ve gaz vermeyi seviyorlar. 250 kilometre ile kendisi gidiyor. Sonra ona inanan insanlar bütün yükleriyle, onlar da 250 ile gidiyorlar. Düşünün. Şimdi bu büyük bir araç ve 250 ile gidiyor. Düşünün. Sallanıyor, sarsıntı oluyor. İnanıyor çünkü. Sana inanıyor. Sonra sen 2 gün sonra bir yerde bir şeyden etkileniyorsun. Haberlerden, dizilerden veya filanca berber amcadan etkilendin. Uzman olmayan birisini dinledin. Sonra senin gazın bitiyor birden. 250'den 10 kilometre düşüyorsun. Ta arkalarda görünmüyor bile. Senin gaza getirdiğin insanlar devam ediyor senin verdiğin gazla. 250 ile veya 200 ile gidiyor. Sonra bunlar devam ediyorlar ya, sen arkada kaldın. Bu sefer bunlar başarıyor. Senin fikrini değerlendirerek onlar omurgalı olduğu için, inandığı için, inat ettiği için o işte başarılı oluyorlar. Sen de arkada kalıyorsun, kayboluyorsun piyasadan. Sonra kendini rahatlatabilmek için, kendi başarısızlığını başkalarına yansıtmak için omurgasız insanlardan bahsediyorum. Omurgasız insan ne diyor? Ya işte bana haksızlık yapıldı. Onlar benim fikrimi aldılar. Onlar benim fikrimi çaldılar. Onlar işte şöyle kötü, onlar böyle kötü. Patron şöyle, elemanlar böyle, müşteriler şöyle kötü. Komşum bana yan baktı. Yansıtıyorsun. Ama bu kendini vicdanen rahatlatmakla alakalı. Kendini rahatlatmaya çalışıyorsun. Aslında kendini kandırıyorsun. Aslında şöyle yapsaydın, projende, inandığın projene devam etseydin, sen de başaracaktın. Ama sende o azim ve gayret yok. Belki de ikinci bir alternatifin var. Belki de üçüncü bir alternatifin var. Yani kendini adamadın, inanmadın. Belki de o olabilir. Sen kendin baştan inandın ama vazgeçtin sonra. İnanç kaybı yaşadın. Ama diğerleri inandı sana. Dolayısıyla omurgasız insanlar başarısız olurlar devamlı. Omurgalı insanlar da inat ederler. Kararlarından vazgeçmezler, sonuna kadar giderler. Hayattaki başarısızlığın, fakirliğin, yoksulluğun, örneğin zihinsel fikir yoksunluğu da olabilir veya yaşadığın sıkıntılarının asıl sebebi o olabilir. Yani verdiğin sözden vazgeçmek, imzaladığın kontrattan vazgeçmek, ettiğin yeminden vazgeçmek, inandığın projeden ve davadan vazgeçmek. Fikirlerini hızlıca değiştirmek. İşte ayran gönüllü olmak sevgili arkadaşlar. Bu insanlar başarısız olmaya mahkumdurlar. Bu hayatımızın her alanında var. Şöyle bir bakın. Ailede var değil mi? Örneğin inanıyorlar birbirlerine, seviyorlar, sayıyorlar. Ondan sonra birden birkaç sene sonra vazgeçiyorlar. İnanmıyorlar artık. Verdiği sözlerini yerine getirmiyorlar. Ondan sonra çatırdamaya başlıyor evlilik. Veya bir proje, çok güzel bir proje, iş projesi yeni başlattın. Bir sene, 2 sene gidiyor ama senin tembelliğinle alakalı veya eksik çalışman ve gayretinle alakalı inanmamaya başlıyorsun. Sonra vazgeçiyorsun. Yani ortaklıktan ayrılıyorsun. Sonra ortağın başarılı oluyor, sen ortağını suçluyorsun. O bana haksızlık yaptı. O seninle alakalı.
Yani insan vazgeçtiğinde, verdiği sözünü yerine getirmediğinde aslında mutsuz oluyor. Mutsuzluğun asıl sebebi bu sevgili arkadaşlar. O yüzden omurgalı olmak çok önemli. Omurgalı olan insanlar, aldığı kararları sonuna kadar yerine getirenler, vazgeçmeyenler, onlar başarılı oluyor. Onlar gerçekten zengin oluyorlar. Onlar inat eden insanlar, sonuna kadar giden insanlar. Onlar mutlu oluyor, onlar huzurlu oluyor. Onlar bir projeye, bir seminere, bir eğitime başladığında sonuna kadar gidiyorlar. Bakın, hayatın her alanında omurgalı insanlar lazım. Siz böyle hemen vazgeçecek insanlarla tanışmak ister misiniz? Evlilikte olsun, iş konusunda olsun, hayatın her alanında hızlı vazgeçen insanlarla oturup kalkmak bile istemezsiniz. Biz de istemiyoruz örneğin. Mesela bizim şahsiyet gelişimi eğitimlerimiz var. 16 tane kriter var. Bu programa katılmak için şartlarımız var. Birinci kriter omurgalı olması. Yani biz onlarla konuşuyoruz. Bizim yapay zekamız onları ölçüyor form doldururken. Onları anlıyor zaten. Çoğunu kabul etmiyor. Sonra bizim arkadaşlarımızı arıyorlar, soruyorlar. Gerçekten bu kişi kararlı bir insan mı? Kararını yerine getirir mi? Programa aldığımızda vazgeçer mi yoksa devam eder mi? Çünkü vazgeçen insanlar başaramayacaklar. Yani 8 milyar insan bir araya gelse ona faydalı olamıyor. Dolayısıyla hiç kimse ona yardımcı olamaz. Hani derler ya, hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgarın faydası olmaz. Biz de o şekilde filtreliyoruz, soruyoruz. Sonra ben görüşüyorum bir de. Bakıyorum gerçekten bu adam programa katıldığında veya bu hanımefendi sonuna kadar gider mi? Sonuna kadar gidecekse onu bizim VIP eğitimimize, online eğitimimize alıyoruz. Ve görüyorsunuz sonuçları. Instagram'da paylaşıyoruz devamlı. Kararlı insanları aldığımızdan dolayı başarı oranı %99. Görünen köy kılavuz istemez. Binlerce paylaşım var. O insanlar işte, katılan insanlar kararlı insanlar, omurgalı insanlar. Dolayısıyla ilk hayatta başarılı olmak için yapılması gereken şey kararlı olmak. Ayran gönüllü olmamak, omurgalı olmak, dik durmak, aldığın kararın arkasında durmak, sorumluluk almak, sorumlulukları başkalarına yansıtmak değil. Bununla alakalı bir hadis-i şerif aklıma geldi, onu da söyleyeyim. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Hazreti Allah bir insana iyilik murat ederse o insana kendi eksiklerini, kusurlarını görme kabiliyeti verir. Yani kişi kabul eder. Evet bak, benim bir hatam var. Eğer iyilik olacaksa hayatında. Benim hatam ne? Ya çabuk vazgeçiyorum. Ayran gönüllüyüm. Aldığım karardan hemen vazgeçiyorum veya söz veriyorum yerine getirmiyorum. O yüzden ben bunu düzeltmem lazım diye kendi üzerine çalışma yapıyor. İşte o insanlar, kendi üzerine çalışma yapan insanların hayatı güzel oluyor. İyilik murad ediyor Hazreti Allah onlara. Ama bazı insanlar da yo, ben hatalı değilim. O suçlu, bu suçlu. Komşum yan baktı. Benim işte patron böyle veya elemanlar böyle veya müşteriler böyle diye suçlayan insanların da hayatında her şey kötü gidiyor. Çünkü Allah onlara iyilik murat etmiyor. İyilik murat etmeyene de kötülük murat ediyor. Dolayısıyla sen omurgalı olup kararların arkasında gitmek için kendine çeki düzen vermen gerekiyor. Bunu sen kendin yapabilirsin. Dolayısıyla şahsiyet gelişimlerini tavsiye ediyorum. Biz online VIP eğitimlerimizde insanların daha güçlü, daha başarılı, daha zengin olmaları için eğitimlerimize destekçi oluyoruz. Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza. Eğer siz de kendinizi geliştirip nesillerinize iyi bir miras bırakmak istiyorsanız o zaman bizim eğitimlerimize katılabilmek için videonun altındaki linke tıklayıp formu doldurun ve eğitimimize başvuru gönderebilirsiniz. Eğitimde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.